kim Türkiye'de yasa dışı yollara sapıyorsa, kim haksız kazancı elde ediyorsa, kim abuk subuk şeylerin içerisinde oluyorsa mutlaka vatan, millet, bayrak, ümmet edebiyatını kullanıyor. Artık şunu bile yapmak gerekiyor. Kim ki bu lafları söylüyorsa bilin ki net olarak suçludur. Türkiye'yi kötü bir yere gelmesinde pay sahibidir. Bunu da net olarak söylemek lazım. Vallahi biraz deşince ilişkiler hep böyle benzer ilişkiler. Yani bilinen isimler hep. Mesela futbolda da o isimler çıkıyor. Başka yerlerde de o isimler çıkıyor. Yani ne bileyim mesela Mehmet Ağar, Alaaddin Çakıcı ismi her yerde çıkıyor yani karşımıza. Futbolda da, başka yerlerde de. Ama hep bunu söylüyoruz ya. Yani 3 senedir, 4 senedir ben bunu ifade ediyorum. Yani Türkiye'de aslında o Susurluk dönemi hiç kapanmadı. O nedenle de ben onu kesintisiz Susurluk olarak ifade ediyorum. Yani AKP iktidarının ve saray rejiminin belli dönemlerde kandırmacası oldu. İşte temizlik yapıyoruz, mafyayı Türkiye'den temizliyoruz. Daha yüzümüzü demokrasiye dönen bir iklim yaratmaya uğraşıyoruz. Avrupa Birliği'ne gireceğiz. Bunun için sabah saatlerinde bir havai fişekler bile atabiliriz filan gibi. Ama aslında bu para, pul, rant, derin devlet, derin devlete sızma ilişkilerinin temizlenmediğini görüyoruz. Yani Galatasaraylılar bana kızacaklar, kızabilirler de. Ama hiç de tesadüf değil yani Fatih Terim'in kankasının Mehmet Ağar olması, Arda Turan'ın kankasının Mehmet Ağar olması, seçim dönemlerinde işte biz bu sisteme evet diyoruz, siz de evet diyor musunuz sayın teknik direktörüm diye videolar, zincir videolar çekilmesin, hiç de tesadüf olmadığını, siyaset ve rantla birebir ilişkileri olduğunu görüyoruz ne yazık ki. Bu devran böyle sürecek diye düşünüyorlar ama artık şunu da görüyoruz ki bari. Sürüyor. Senelerdir sürüyor. Ya sürüyor ama artık. Sürüyor ama gülecek bir şey yok yani, trajikomik olduğu için. Yani artık ama bak şöyle sürüyor. Artık futbol oynanamıyor Türkiye'de. Evet. O yani artık bir sosyal hayat kalmadı. Artık insanlar evine peynir alamıyor. Sürüyor yani sürer ama bir yerde bu iş patlayacak. Bu çok riskli ve çok sıkıntılı bir dönemi de işaret ediyor. Yani esas konuşmamız gereken şeyleri toplumda konuşmuyoruz. Yani sürüyor, evet. Yani İstanbul çok büyük bir deprem bekliyor ama çarpık yapılaşma devam ediyor. Evet, sürdürülebilir, sürdürülebilir dersek evet sürdürülüyor. Ama sürdürülebilir meselenin sonuç kısmının ne kadar kaldığına ve patlamanın nasıl olacağına bakmak lazım. Buralardan her açıdan çok riskli görüyorum ben.